Vatandaş, yarınlar değil, bugünler bizimdir. Ve bugün hayırlı bir salıdır. Hayal görelim bir an. Diyelim ki yeni bir elbise alabilecek paran var. Şöyle üzerine kalıp gibi oturmuş bir elbise arkadaş. Aynaya baktın, çakı gibi olmuşsun. Keyfin yerinde, moralin yüksek. Gidiyorsun sevgilinle buluşmaya. Tam yürürken zengin çocuğunun arabası sıyırıyor kaldırımı. Savuruyor katran gibi yağlı zifozu üzerine. Sıçratıyor vatandaş. Nasıl mı? Just a moment, bir dakika. Böyle. Ne yaptın ya? Şimdi ilmin son harikası Silpak leke ilacının nelere kadir olduğunu göreceksiniz. Mucize başlıyor. Bakın. Başlarım böyle mucizenin içine kardeşim. Be. Gömleğim mahvoldu lan. Dert etme. Al şu 15 kağıdı. Bak karşıda bir temizleyici var. Hadi al yolun kabasını. Hadi kardeşim hadi hadi. Kızılay'a çalışıyoruz iyi mi? Evet vatandaşlar, olur böyle bakkalar. Türk polisi dagalar. Ne diyorduk bu ilaç? Evet bu il... Lan vay salatalık. Daha başı mı lan burası? Ver lan şunu. Ver. Hasan. Al bey babacığım. Paran helalmiş. Say bakalım tamam mı? Emekli maaşımı almıştı. Çoluk çocuğu aç bırakacaktı namussuz. Allah razı olsun evladım. Ne demek be abi? Al evlat şunu. Yok. Sana benden bir hediye. Yok estağfurullah. Al hadi. Oğlum al. Biz para canı için yapmadık. Canı gönülden veriyorum. Sen olmasaydın cüzdanımın tamamı gidiyor. Merhaba Aydar abi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin abi. İşler nasıl? İşler... Tatsız be abi. Halk yemiyor artık. Ispanaklı laftan bıkmış. Zaten seçimler yaklaşınca biz hava alırız. Vatandaş para verip beni dinleyeceğine para alıp onları dinliyor. Bakalım vatandaşı ne zaman dinleyecekler? Arayan oldu mu? Cale diye bir kadın. Turneye çıkıyormuş. Selam söyledi. Aleyküm selam. Abi be. He. Hayrola? Bugün başım derde giriyordu. Neriman'ın kocası mı enseledi yoksa? Yok be. Müşterilerden birinin cüzdanını çarptılar. Zor enseledim herifi. Acemiymiş acemi. Benim zamanımda iyi işçiler vardı oğlum. Adamcağız bir yüzlük toka etti. Hoşuma gitti ha. Adam da sevindi ben de. Her gün bir iki defa bu numara olsa. Gel. Bir dakika. Bak ne geldi aklıma. Beraber çalışalım abi. Sen cüzdanı çarparsın, ben seni yakalamış pozunda gözükürüm. Adam da sevinir ben de. Halka hizmet gayesiyle halka dönük bir ortaklık kurarız. Halktan alıp halka veririz be. Ulan uzun kafan motor misali çalışıyor ama ben tövbekarım. Tüysüz Mahmut'a git, selamımı sarkıt, o sana iyi bir işçi bulur. Nerede bulurum Tüysüz Mahmut'u? Hacı Rüşref'de, tarif edeyim evini, çok kolay. Anlıyorum, anlıyorum. İşi iyi ayarlamışsın. Ama sana yardımcı bulmak çok zor. Neden? Parasını verip eline çabuk bir yan kesici kiralamak istiyorum. Oğlum nerede eski işçiler? Bu meslek ölüyor artık. İşçinin çoğunu Almanya çekti. Sonra şimdi tam iş mevsimi. Çoğu İzmir Fuarı, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlerde çalışıyor. Tam sezon. Ya ben öyle bulunmaz Hint kumaşı istemiyorum ki abi. Şöyle gençten, yeni yetişen, açık göz biri olsun yeter. Var. Biri var ama... Çok mu acemi? Yok. Çok yamandır. Ama... Sen kaç para verebileceksin? Helalinden bir 1000 kağıdım var. Alay mı ediyorsun? 1000 kağıda bir hizmetçi bile çalışmaz bir ay be. Canım, kiminin parası, kiminin duası. 1000 kağıda biraz zor. Ama madem ki seni Haydar gönderdi, bir kolaylık yapacağız.
Gel bakalım. Evet. Kızımız bir tanedir yani. Kız ne bakıyorsun öyle koyun gibi? Öpsene Tarık abinin elini. Öpeyim amca. Estağfurullah dur yapma. Yapma Allah aşkına. Yapma dur. Gıdıklanıyorum yapma ya. Yapmasana be. Dur yapma diyor. Nasıl buldun? Yok ya dalga mı geçiyorsun benimle? Çocuk mu be? Çocuk senin anandır. Evet ağzını bozma kız. Oğlum eğer bu kız seninle çalışmaya razı olursa ellerini aç Allah'ına dua et. Yok be abi çoluk çocukla uğraşamam. Dadılık mı edeceğiz bir de? Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız? Evet Allah. Ne yapmış ne yapmış? Ya. Bu bir şey değil. Uyanık birini de çarpar evvel Allah. Biz keriz miyiz yani? Boş bulundum da ondan. Neyse. Ne kadar vereceksin? Bak abicim şimdi. Dinle beni. Biliyorsun piyasada para darlığı var. Dolar düştü, altın yükseldi. Hem bana kaliteli bir işçi vermiyorsun ki. Yo. Bak. Malımızı baklayacaksan başka kapıyı arkadaş. Abicim. Abicim. 2000 olsun. 2500. Tamam mı? Kabul. Hamşine mamay pi pi kaydın mı kız? Evet Allah. Al. Al bakalım senin dediğin olsun. Bereket versin. Hayrını gör. Sen de git eşyanı topla hadi. Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım. Bunu ihmal etme. Bak kızım ben buradayken senin yalnız kalman olmaz. Yalnız değilim ki baba. Mahmut amca var. Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsın? Çıkamıyorum kızım. 14 ay yedim. 14 ay da geçer. Ne yapalım? Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin. Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem. Sus terbiyesiz. O senin deden. Ya dedemmiş. Neredeymiş şimdiye kadar? Gitmem işte gitme. Bak sana zahmet delikanlı. İzmir'e gidince kızımı dedesine teslim ediver. Hayır baba. Bana bak ayağını dayama oraya. Doğru dürüst otursana be. Elma kırıntılarını dökme. Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı? Bana bak bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin. Haklısın. Külüstür değil hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğünü aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin silecekleri de varmış. Bana bak rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader. Amma da kıymetli malım varmış be. Vatandaş. Bütün dünya dilleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız. Elhamdülillah. Evet vatandaş. Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş. Avrupa'da yalan var bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş. Evet ne diyorduk? Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş. Tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş.
tarihi hizmetini arz ediyorum vatandaş. Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş. Kıpırdasana ulan. Uyuma vatandaş. Hamişine pipi kaysana ulan vatandaş. Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler. Amin. Halka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş. 15 lira. Evet vatandaş. Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş. Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım. Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini. Anladık. 2500 kağıt, 2500 kağıt. Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı? Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil. Ama ben at değilim. Allah cezanı versin. Mahvettin arabamı. Arkadaş sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın? Yok ya. Ben mi kaldım vatanı kurtaracak? O halde alsınlar mallarını, versinler paramı. Ne oluyor? Dolandırdın beni. Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi. Ne oluyor ya? Çalışmıyor ya bu piç kurusu. Ulan piç senin biraderindir. Anana sordu bak. Doğru. Anamı karıştırma, fena döverim seni. Anlaşıldı. Racon keseceğiz arkadaş. Tamam mı? Bunu da kurtul bana. Ha, bu bizim kurtulu değil mi? Tamam. Racon'a göre kız haklıdır. Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın. Doğru söylüyor. O ne demek oluyor? Kızın hakkını ver. Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz. Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım. Ulan biz seninle anlaşmadık mı? Ya Mahmut abiye komisyon verdim. Benim şartlarımı konuşmadık ya. Neymiş senin şartların canım? Karın yarısını isterim. İster. Günde 8 saat mesai. Tamam. Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışma. Çalışma. Otel ve yemek masrafları işverene aittir. Tabii. Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi. Yok. Unutmadan söyleyeyim. Günde 5 kilo da elma isterim. Memnuniyetle. Tamam mı? Tamam mı canım? Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış. Ninem söylerdi ya. Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam. Kaç yaşında öldü nine? Daha 93'ünü sürüyor ninem. Geçen ay da 8. kocasını aldı. 93 yaşında evlendi ha? Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki. İyi. Bırak artık şu elmaları ya. Acıktım. Şuralarda bir yemek yiyelim. Önce iş. Çalış da yemeği hak et. Thank you.
bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası. Soğan, patlıcan, he? Kabak soyma aletidir. Cüzdanım. Evvela soyar. Cüzdanımı çarptılar. He? Sonra cüzdanımı çarptılar. Abi ben gördüm. Gidiyor. Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden. Ne? Ne salak şeysin sen be? Hem yakalıyorsun hem de elinden kaçırıyorsun. Yuh sana de. Ah eşek kafa. Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzük toka eder be. Vay hamşovay. Bir elliliğe de fit olurdum ya. Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım. Cimri inek. Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu? 50 kağıdın yarısı. O aksi inek var ya. Hamişine mamayı pi pi kaydı. Ha? Al paranı. Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydin? Hmm, çok gözlü ol biraz. Sen 50'ye fittin. Yarısı 25 eder. Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş. Hey, ne oldu bizim köfteler? Geliyor hanımefendi. Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın 3. ızgara. Ağır ol biraz. Et insana iyidir. İyidir ama parasını kendin ödersen. Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait. Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık. Dükkanın uğuru kaçmasın değil mi abicim? Ah, pardon, patron. Hasılat 6 kere 50'den 300. 150 sana, 150 bana. Ne o? 150 daha isterim. Hepsini yani. Yarısını. Yarısı 150 eder. Sonuncusu 100 lira vermedi. 50 lira verdi. 300 eder. Hasılat 600 çünkü. Yalan mı söyleyeceğim be? Kazık atmak istiyorsun. Yutmam ben. Yutmazsan gargara yap. Aldın 150'ni kapat çeneni. Paramı isterim ben. Paramı ver. Utanma yok mu sende? Ver paramı. Sus kız. İmdat. Hem paramı al ya. İmdat. Kime alıyor ya? Çek elini. Bana tecavüz edemezsin. Paramı ver. Öldürürüm çok da kendimi. Paramı. Kurbanın olayım sus. Yeter. Paramı. Al paranı. Yanlışlık olmuş kardeşim. Al güzel çocuğum benim. Al işte paranı. Nerede olan bizim ızgara? Getireyim efendim. Buyurun, buyurun. Bir şey yok. Buyurun efendim. Oteli beğenmedim. Yemekleri iyi değil. Buyurun. Servis de geç geliyor. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim. Yatma öyle orada. Kalk kız şuradan. Ne vuruyorsun be? Kalksana ulan oradan. Aa, şuna bak. Hay Allah kahretsin seni, başımın belası. Çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldun diye bu kadar balık yenir mi? Hı hı. Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var. Hey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? Hiç mi gülmeyecek şu kara bahtım? Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti. Sus, patlatırım ha. Haşa huzurda senin gibi keçi görmedim. Tarık!
Şahane. Canım. Ne arıyorsun kız burada? Dur ne diye zayıf. Vallahi bırakmam, benimle geleceksin. Kim bu? Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur. Tabii tabii. Bu gece beraberiz canım az. Tabii canım. Bana sade bir kahve yap. Biliyor musun? İçki sana hiç yaramıyor. Nedenmiş? Sabahları çok fena kalkıyorsun. İyi anladık anladık. Bugün gidiyor muyuz? Birazdan yola çıkarız. İşe bakalım işe. Çıkmasına çıkarız da... Ben akşam biraz masraf etmişim. Ha? Yoksa otele ödeyecek paran kalmadı mı? Ama nasıl olsa sende para var. Oteli sen ödersin. Niye ben ödüyormuşum? Canım borç istiyorum senden. Sonra veririm. Yok ben borç falan veremem. Kızım yahu rezil olacağız. Bana bak. Rezil edeceksin beni. Ne yapalım? Paraları harcarken düşünseydin. Bir dakika. Bana bak. Dinle beni. Bu parayı 2 gün içinde öderim. Ne malum? Nasıl inanayım ödeyeceğine? Sen bir kere sağlam ayakkabıya benzemiyorsun. O da ne demek? Seni gözüm tutmuyor demek. Bana bak, sen çok ileri gittin artık. Bırak, bırak beni! Şimdi bırak, görürsün gününü. Seni tavuk seni. Bok veririm para sana. Bak kardeşim, ben de atladım. Cici kardeşim, söz veriyorum sana ya. Sözü ne yapayım ben? Senet isterim. Ne senedi? Borç senedi. Hem de ıslatma faiziyle. Kabul mü? Kabul mü ha? Söylesene. Kabul mü be? Kimdi o geceki karı? Maşallah ya tulumu gibi. Beğenmedin mi yengeni? Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş, burnundan düşmüş. Hadi hadi işe bakalım işe. Ne işi? Ne işi olacak canım? Ham işine mama ipi meselesi. Bugün cumartesi, çalışma yok. Bak kız, kafamı kızdırma. Kızarsan ne olurmuş? Ulan ben seni... Kız otur şuraya, dikilme başıma, sinirime oturuyorsun. Dokunma bana ya. Otur diyorum sana. Hava alıyorum şurada, bir bırak. Lan arabanın her yeri açık, hava alıyorum. Ne oluyor? Ne oluyor buna ya? Gelip bakayım. Vallahi. Yürü sen, yürü yürü yürü. Bekliyor be. Ha? Bekliyor. Dur gitme. Koş hatta. Gene omurdanıyor senin külüsü. Ağzını topla. Bak gene kaçacak. Aslandır o, aslan. Allah. Kaçıyor, kaçıyor. Dur. Dur diyorum sana. Dur. Dur sana lan. Dur. Dur be. Dur ya. Hay Allah kahretsin. Yetişemiyoruz, dur. Lastik de be. Ne romantik değil mi? Ulan Allah, yardım etsene biraz. Ben romantik şeylere bayılırım. Başlarım sana da romantikliğine de. Deli, araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana? Sen susacak mısın yoksa? Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa? Ulan ulan lan, işledi kendi kendine, atla çabuk. Atla atla. Mein Fahrrad ist kaputt gemacht und ich bin sehr, sehr müde. Kann ich fahren mit diesem Auto? Ja. Welcome.
You Amerikan mısınız? Nein, aus Deutschland. Ah, Deutschland. Ich liebe dich. Akriye. Geçsene ulan Akriye. Gelinin zoruna bak. Dayan, başarırsın kızım. Hayır, benim el bağırım nerede? Buyur. Eşek! İster gut mahen kahve ya? Ya. Yağını yiyeyim senin. Ay, sıkıldım, boğuluyorum ya. Dayan, başarırsın kızım. Nereyim? Dur, ineceğim ya. Dayan, başarırsın. Dur, sana sıkıştım be. Sabret, başarırsın. Bırak şimdi kulpayı falan, gel bakayım. Bitte, Mami. Du hast ein Freundin auch. Yavrum. Bitte, Mami. Ne seveyim? Was ist denn los? Ist das gut? Was würde ich machen jetzt? Kann ich helfen? Patladı, kann ich? Hey Allah müstakını versin. Topla! Kapısını defol buradan! Defol! Hayır be! Dur kız! Gidiyorum arabadan! Dursana be! Yapma! Ne olacağım? Defol! Al şu bol seni de! Dakika, dur! Taş arabası. Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir? Turistse turistliğini bilsin. Hem bir daha benim yanımda el alemin kızına sataşmaya kalkma. Bana bak. Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördün mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... Hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin. Eşek! Hayvan! İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda, malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he? Bak, sen de eski modelsin aslancık. Çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... Meteliksiz olmaktansa... Çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancık? Ağzını topla. Niye gocundun yani? Ben arabayla dertleşiyordum. Hem önüne baksana sen. Abi öldü mandacağızım. Gitti buzuzakcağız. Ne ederim ben ya? Allah'tan kork be amca. Ufacık bir sıyrık. Ya çalacağım azıcay. Bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız. Yok deve. Belediye doktorundan rapor mu var bu bari? Bağlayın bu işi be abi. Üdesin tazminatı olsun bitsin be yahu. Yaşa be dayı. Tamam. Al bir 100'lük helalinden. 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu. Dağ başı mı burası be? Tebe ya istersen jandarmaya gidelim. Ya uzatmayayım be amcalar. Benim atırım için sen de kabul et Üsmen. Tebe 1500 ver bitsin bu iş be ya. Yahu delirdiniz mi siz be? İstersen verme be abi. Ya bir sizden bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be. Bir dakika.
Bana biraz borç versene. Aa, banka mı açtık arkadaş? Görüyorsun işte. Ne kadar? 1500. Vallahi yok. 1000'lik ver, idare ederim. Hadi canım, hadi güzelim. Önce senet. Ne? Darılma, güvenilir adam değilsin. Hay Allah be. Sen bilirsin. Dur. Getir imzalayayım. Ayrıca benim şartları da görüşelim. Ulan başlarım senin şartından be. Sen bilirsin arkadaş. Dur, otur. Otur da konuşalım. Bak güzelim, dinle beni. Kaçmaz. Sana kaç kere söyledim bana değil mi? Kaçıyor. Çok güzelsin. Ne kadar? 500 liracık. Pis pis sırıtma. Ciddiyetini takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne? Yövmiyeden kesersin. Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş. Yahu çıldırtma adamı. Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil. Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum. Şöyle. Şimdi yap senetleri getir. Keşke bağlasaydın külüstürü. Korkma. Fena umur diyor. Gene kaçacak. Sen işine bak kızım. Allah! Bugün iyi çalıştık. Fena sayılmaz. Ne topladın? 1000 liradan fazla. İyi. Bugün yola çıkarız öyleyse. Yoo, bu gece burada dinleneceğiz. Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra. Çalışmayacağız ki, dinleneceğiz. Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider, önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Neden olmasın? Hadi vakit nakittir. Ben de hazırlanayım bari. Tabii tabii, hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen. Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani? Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim, şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla param var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları? Nasıl olmuşum? Beğendin mi? Aferin. Bak adama dönmüşsün. Elbisem güzel mi? İyi. Bayağı yakışmış. Ya saçlarım? İyi, hiç fena değil. Bu akşam çok eğlenmek istiyorum. Tabii, eğlenmek senin de hakkın. İstediğiniz numara hazır efendim. Jale?
Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Hı. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi akşama görüşürüz. İyi eğlenceler. Hey! Hello! Hello, good friend! Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be. Aldım bile, sığışırsınız. Bu ayılar binerse zor sığışırız. O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Önden geç arkaya, geç geç. Ben senin... Hey! Gel gel! Sorry, I am very sorry. Senin sülalenin sorry eşyalısı. İki tuğfet say. Senin de sülaleni ve de Beckenbauer'unu ve de Mayer'ini ve de bütün Bayer'in Münhen'inin içine edeyim. Hadi come in, come in. Sustur herifleri, bozuluyorum ha. Aa, ne güzel söylüyorlar. Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh ne güzel. Bak kötü olacak sonra. Yeah. You are Alman, ha? Ne diyor bu be? Sana asılıyor eşşoğul eşek. Aa, niye eşşoğul eşek olsun? Ne kibar çocuğu. Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler. Nereye gidiyorsun sen? Yani yuvar İzmir'e mi gidiyorsun? Oh ya ya İzmir. Ay ne tatlı çocuk be. Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha. Sana ne be? Araba benim. Bunlar da benim misafirlerim. Allah Allah. Ay. Nasılsınız hanımefendi? Başlarım şimdi senin hanımefendine. Ne oldu buna? Ne bileyim, senin araban. Ama bir zamanlar senindi. O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım ya. Ah ah ne güzel. Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya. Bir yüzlüğünü alırım. Canım. Eşek. 150 oldu canım. Domuz. 250 oldu. Veli nimetim benim. Deve sen de ne olacak? Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazoz ağacım benim. Al. Arabanın nesi var? Hadi söyle. Benzini yok. Koyarsan çalışır. Aa, bu muydu arızası? Allah safları yaratmış ki akıllar geçinsin diye. Benzini nereden buluruz? 4 kilometre ileride istasyon var. Arkada da bidon. Bir zahmet getiriver. Araba senin kızım.
turist arkadaşlarına rica et istersen. Aa, bak bak. Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim hadi. Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım. Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak Allah belamı versin yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalpliyim, elimde değil. Hadi geç arabaya. Hadi. Ne güzel şehir burası ya. Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm. Oldu mu? Sahi mi? Hak ettin. Bazen iyi tarafın tutuyor hayret. Benim için melek gibi derler. Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar. Yine ahmaklığa başladım be. Rahmetli büyükannem bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah. Bak fena olacak sonra. Somurtma be. Ne güzel gülüyordun demin. Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar. Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler. Ulan elimden bir kaza çıkacak. Önüne bak önüne. Nereye gidiyor bu herif? Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani? Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız? İki yatak var işte, görmüyor musun? Bana bak lan. Sen beni ne sanıyorsun yani? Başlama gene. Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim. Yapmayacaksın zaten. Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için. Olmaz. Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez. Şuna bak, pahalıymış. Seninle bir odada kalmam, anlıyor musun? Aman, ben de çok meraklıydım sanki. Hadi çık dışarı. Hadi, hadi, hadi. Nereye? Nereye gidersen git. Burada yatamazsın. Bağırma lan. Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni. Sen zaten rezilsin. Bağırma be. Bağırsam ne olur? Ne olur ha? Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar. Dur ya. Ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim? Hayır. Yabani ve de görgüsüzsün. Ne dedin ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen. Kendini adam mı sanıyorsun? Bana bak, tepemi attırma ha. Tepen atarsa ne olur be? Ha? Ne olur? Susacak mısın be? Ne yaparsın yani, dövecek misin? Ulan bana vuracak adam daha anasından doğmadı, anladın mı? Anasından doğmadı. Ulan sus yoksa... Sus sus! Allah aşkına sus! Hay Allah! Oh! Acıdı mı? Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani? İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi? İstemez, zehirlersin. Nazlanma be. Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay. Uf, saçlar mı yoluyorsun be? Kes sesini hanım evladı. Kıpırdama oğlan, tentür döktüreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün. Ne tükürüyorsun ya o kafama? Üflüyorum, üflüyorum. Amma da rutubetli nefesin varmış. Eksik olma. Hala dargın mısın? Yok canım. Kendimi affettirmek için istersen... istersen gömleğini dikeyim ha? Thank you.
Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım. Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be? Çalışmayacak mıyız? 1-2 saat için değmez. Ne yapacağız? Ben gezicim, istersen sen de gel. Say mı be? Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren, dönme dolap, uçak, paraşüt. Hı? Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın. Konuşma, utanıyorum. Dedim ya, çok şekersin. Ne olursuz. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni. Of. Peki, peki. Başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Hı hı. Büyük baban nerede? Orada. Orası neresi be? Gel de göstereyim. Nah, burada. Neci ne yapıyor? Kira topluyor. Büyük baban olan bey vekil Ars mı? Uyan oğlum uyan. Yüzbaşı teftişe geliyor. Bina onun beyi. Affedersin yani, alayı bırak. Vallahi be, inanmazsan oku. Levhada adı var. Ne, kapı üstünde. Ne haber? Vay canına be. O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen? Ha? Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak. Vay anam vay be. Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş. Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle? Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem. Neden? Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan. Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim. Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde. Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki. Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur. Ne varmış hayatımda? Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da. Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum. Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama... İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme. Sen bilirsin. İleride kuralım tezgah. Meydan daha kalabalık, orada kurarız. Tarık! Tarık gel gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var. Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var? Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın. Ne biçim bir iş? 2 gün bile sürmez. İstemem. Hoşlanmadım. Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın. Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be. Hadi yüklen bakalım, hadi.
Sayın İzmirliler, Ege'nin kahraman ve asil çocukları. Şu anda burada milli mücadele günlerinin 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır. Kaçırma vatandaş. Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş. Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor. Evet, nedir bu hazine diyorlar. Elini göğsüne atıyor. Ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor. Evet vatandaş, uzattığı karma tıraş jiletleri. İşte bu jilet şimdi sadece 5 lira. Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım. Hadi bakalım. Ulan it, ulan piç. Abi bırak, sen yapmadın abi, bırak yapma. Bırakın, bırakın lan. Tanıdım o kişi. Dün de beni çarptı. Abiciğim, bırak, ulan melek, 600 lira mı çarptı dün? Bırak, bırakın diyorum, yürü abi. Gidelim Aslanacak Karakol'a. Abi, affet abicim. Ne olur abicim yapma. Kardeşlerim açtı abicim, valla. Seni de mi çarptı? 600 lira vurdu dün. Gösteririm ben sana. Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur. Bey abiler, bu ders kafi. Affedin gitsin. Ya bu defa affet istersen. Bizden bulmasın. Baksana daha küçük. Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara. Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak. Vallahi yapmam abicim. Allah aşkına bırakın beni. Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak. Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var. Tamam tamam yahu, ben davacı değilim. Ne olacak benim 600? Ben veriyorum arkadaş. Olmaz abi, sadaka mı? Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum. Al. Bey abi, gördüm ama senin gibi erkek görmedim. Sağ olasın. Helal olsun. Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha, şu ileriki köşede duruver. Çok mu korktun? Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım. Niye o? Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum. Ya başaramasaydım? Emindim beni kurtaracağını. O kadar güveniyor musun bana? Evet. Hırsız! Hırsız! Bırakmayın dişini! Arkadaşa güvenebilir miyiz? Sağlamdır. Eski bir dost. Şu işi bir de biz bilsek. Mal taşıyacaksın. Mal? Ne gibi bir mal? 800 bin liralık bir mal. Marmaris'e götüreceksin. Sahilde Kanat Kahvesi'nin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar. Ben ne alacağım? 10 bin lira. Değmez. Çok mu zenginsin?
konuşmamış olalım. 15.000. Nereden alacağım? Sabah 9'da buradan. 9'da buradayım. Necla Hanım yukarıda mı? Biraz önce otelden ayrıldı. Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi? Koridora doğru yürüdü. Peki, sağ ol. Nereye gittiğini sorabilir miyim? Bunun bir önemi var mı? Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır. Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum. Ama sebep? Hani onu sevmiyordun? Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada. Var. Ben seni seviyorum. Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor. Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum. İnanmak zorunda değilim. Bak. Sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya. Hayır. Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur. Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım. Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak. Bak şunlara kızım. Bunlara para derler, para. Bankamı soydun. Tam 15.000 lira var burada. 15.000. İnin aşağı. Hayrola abi? İhbar var, arayacağız. Ama nasıl olur biz... Zorluk çıkarma. Sen de in kızım. Mahvoldum. Ne oluyorsun ya? Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım. Ne yaptın? Açık konuş. Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana. Delikanlı. Bir şey yok. Gidin. Ne arıyordunuz ki? Eroin aradık. Devam edin. Ağlamak yok. Gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var. Ulan ne şeytansın sen. Nereye attın torbaları? Orasını sorma. Hay Allah'ım. Nasıl fark ettin peki? O da benim işim oğlum. Aslanım benim, gel bakayım. Mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana değil mi? O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceğiz. Sen ne istersen yaparım. Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin. Torbaların yerini mi? Evet. Hayır, hayır, hayır. Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu. Ama yakalarlarsa... Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan. Elimizden ne gelir ki? İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin,
çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum. Hayır. Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz. Boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz. Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da. Karnavalı. Oraya gideceğiz. Ama bak başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini? Hayır. Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin. Burası çok güzel. Nereye attın torbaları? Söyle ne olur. Hayır. Nasıl? Yakıştı mı? İşte. Ne demek işte? Beğenmedin mi yani? Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim. Ona çok para lazım. Ve o çok para elimizin altında ama. Ben o parayı istemiyorum. Söyle ne olur, nereye attın torbaları? Hayır. Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmek de hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini. Hayır. Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları? Öyle sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız değil mi sevgilim? Dur. Ama niye? Dur diyorum. Neden? İn aşağı. Ne var? Ne oluyor? Dedene gideceksin. Hayır. Tartışmaya kalkma faydası olmaz.
Bırakmam seni. Sana ihtiyacım yok. Ama benim var. Seni seviyorum. İstediğin kadar sev, vız gelir. Tarık. Hadi in dedim. Sen de beni seviyorsun. Biliyorum. Yanlış biliyorsun. Ben hayatta kimseyi sevmedim. Sevmeye de niyetim yok. Yalan söylüyorsun. Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın... Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim. Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi. Hayır. İnanmam buna. Bu kadar kötü olamaz. İstediğin gibi düşün. Hadi in aşağı. Bu jilet, inanma arkadaş, dünyanın en boktan jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da. Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelesisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene. Sen gel. Gel be.